Rekabet, üstünlük sağlamak amacıyla rakipler arasında yapılan etkinlikler bütünüdür. Rekabetle ilgili birçok sosyal deney yapılmıştır. Bugün belki de bu sosyal deneylerin en önemlilerinden bir tanesine değineceğiz. Sosyal psikolojinin kurucularından biri olan Muzaffer Şerif, belki de kendi tarihinin en önemli deneylerinden bir tanesini Oklahoma'daki Robert Cave State Parkı'nda yaptı. Deney kısaca rekabet ve ortak hedeflerin kişilerin davranışlarında nasıl bir etki yarattığını test ediyordu. Bugün işte bu deneye değineceğiz. ...1954 yılı yazında 11-12 yaşlarında 22 erkek çocuk bir yaz kampı olduğuna inandıkları Oklahoma'daki Robert Cave State Parkı'na geldi. 200 dönümlük arazi üzerine inşa edilmiş bir milli park ve kamp alanıydı. Çocuklarının ve hatta ailelerinin dahi bilmediği şey, bugün dünyaca ünlü sosyal psikoloji deneyinin bir parçası olduklarıydı. Hepsi benzer kökenden gelen erkek çocuklar rastgele iki farklı gruba ayrıldı. Deneyin ilk haftası boyunca iki grup birbirinden farklı alanlarda tutuldu ve diğer grup üyeleriyle iletişim kurmaları engellendi. Her gruptaki çocuklar yürüyüş ve yüzme gibi aktivitelere katılarak zaman geçirdiler. Araştırmacıların tahmin ettiği gibi her grup kendi normlarını, hiyerarşilerini ve işleyişlerini oluşturdu. Ayrıca gruplar için isimler seçtiler ve isimlerini gömlekleri ve kamp bayrakları üzerine işleyip süslediler. Muzaffer Şerif ve meslektaşlarının ilgilendikleri şey, gruplar arası çatışmaların rekabet ve ön yargı gibi faktörlerden nasıl etkilendiğine bakmaktı. Deneyin ikinci aşamasında iki grup birbirinin varlığından haberdar edildi ve yüzme, beyzbol, ip uygulamaları gibi faaliyetleri içeren bir dizi etkinlik de birbirleriyle doğrudan rekabete sokuldu. Gruplar grup ödülü ve bireysel ödüllerin kazanan takıma verildiği rekabetçi faaliyetlerde bulundu. Her grup diğerinin varlığını öğrenir öğrenmez çatışmalar ortaya çıktı. Lakap takma ve alay etme gibi çeşitli sözlü tacizler başladı. İki grup birbirleriyle gerçek bir rekabete girdikten sonra çatışmalar daha da belirginleşti. Yarışmalar ilerledikçe düşmanlıklar çok daha büyük hale geldi. Takımlar aynı odada yemek yemeyi reddetti ve rakip takım hakkında aşağılayıcı şarkılar yazmaya başladılar. Bir takım karşı takımın bayrağını yakarken her iki takım da birbirlerinin çadırlarını bastı ve tahrip etti. Bir noktada çatışma o kadar büyük oldu ki çatışmacılar grupları ayırmak ve sakinleştirmek için iki günlük ara vermek zorunda kaldı. Birbirlerine yönelik aşağılayıcı tutumlar deneklerin deney alanına geldiklerinde sahip oldukları tutumlar değildi. Bu tutumlar aslında üretilmişti. Son aşamada sürtünmeyi azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla çocuklar bir araya getirildi. Çocuklar film izledi, havai fişek yaktı ve yarışmalara katıldı. Ancak araştırmacılar bu aktivitelerin hiçbirinde grubun üyeleri arasında gerilim miktarı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını fark ettiler. Yani faaliyet yapıldı ancak çocuklar arasındaki gerilimi azaltıcı bir etkiye sahip olmadı. Rekabet aşamasının bu kadar kötü sonuçlanmasının ardından araştırmacılar grubun her ikisini de ortak bir hedef etrafında kilitlenmek üzere yeni bir uygulamayı başlattılar. Bunun üzerine grupları uzlaştırmaya yönelik bir sonraki girişimlerde deneyiciler tüm çocukları yeni bir yere götürdü. Burada tüm çocukların beraber baş etmeleri gereken bir dizi problem ortaya çıkardılar. Örneğin çocukların içme suyunun başkaları tarafından sabote edildiği ve muslukların düzeltilmesi için birlikte çalışmaları gerektiği bildirildi. Su vanalarının üzerine tek bir grubun taşıyabileceğinden daha ağır kayalar yerleştirmişti. Tek bir grubun çözemeyeceği bir sorundu bu ve birlikte hareket etmeleri gerekiyordu. Bu aşamada çocuklar arasında önden bayanlar şeklinde lafların olduğu ve sürtüşmelerin devam ettiği görülmüştü. İkinci olarak yemek taşıyan aracın çamura saplandığı ve ancak birlikte hareket ederek onu çamurdan çıkarabilecekleri bildirildi. Aksi takdirde herkes aç kalacaktı. Birlikte hareket edip sorunu çözmeye çalıştılar. Bu sefer ilk grubundan farklı olarak diğer grubun önden bayanlar şeklinde sözlü sataşmaya giriştiği görülmüştür. Üçüncü aşamada ise sinema izlemek için yapılan ücretli organizasyonda tek grubun parasının sinema izlemeye yetmemesi oldu. Bunun üzerine iki grup gücünü birleştirip filmi beraber izlediler. Benzer sorunları çözmek için işbirliği yaptıktan sonra gruplar arasında barışın nihayet oluştuğu ortaya çıktı. Çalışmanın sonunda
İki grup aynı otobüste birlikte eve gitmeyi kabul ettiler. İkramlar için durduklarında daha önceki yarışmalarda ödül parası kazanan grup bu parayı her iki gruba milkshake ısmarlamak için kullanmayı kabul etti. Ortak hedefe kilitlenen çocuklar arasında barışın da sağlandığı görülmüştü. Muzaffer Şerif'e göre gruplar arasında rekabete ve çatışmaya yol açan olay kendi yarattıkları yapılar ve hiyerarşilerdir. Ayrıca bu gruplar arası çatışmanın uzlaştırılması umudunu da taşımaktadır. Bu deneyde çocuklar birlikte çalışmayı öğrendiler ve nihayetinde dostluk elde ettiler.